Evet sevgili dostlar, bugün de bir sivil bakış programıyla huzurlarınızdayız. Her hafta olduğu gibi bir değerli konuğumuzu sizin programımıza alıp sizlerle buluşturuyoruz. Kocaeli Esnaf Odalı Birliği'ne bağlı bir odamızın başkanı ile beraberiz. Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Sayın Erdoğan Göçer Bey ile beraberiz. Odamızı biraz tanıyacağız. Son günlerde odamızın üzerine yapılacak seçimlerle ilgili bilgi alacağız ve değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşacağız. Sevgili başkanım hoş geldiniz Hoş bulduk programımıza. İbrahim. Sevgili başkanım programımızın formatı gereği önce Erdoğan Göçer Bey kimdir? Bir sizi Böyle bir tanıyarak bir başlayalım. teşekkür ederim. Böyle bir program hazırladığınız için TV 262 ailesine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. 1959 doğumluyum. Sivaslıyım. İki tane bir kız bir erkek evladım var. Allah bağışlasın. Liseyi dışarıdan okuyorum. 1954 yılında kurulan bir odanın üçüncü başkanlığını yapıyorum. Üçüncüsü de 2005 yılında seçimle oda başkanlığına seçilmiş olarak 12 yıldır 3 dönem başkanlık yapıyorum. Evet. Sevgili başkanım çok merak ettim. 1954 yılında kurulan evet, bir odanız var değil mi? Evet. Merakım şu. Bunca yıldır 3 tane başkan mı gelmiş? Evet. Bu başkanlar kaç yıllık yapmışlar burada? Dernek olarak kuruluyor. 54 yılında dernek mi dernek oda mı? Kuruluyor. Hayır, odalar sonra kuruluyor. Dernek. Ha, onu merak ettim. 54 yılında dernek olarak evet, kuruluyor. Evet. Odaya daha sonraki oda statüleri olduğu zaman geçiyor. Evet. Öyle diyelim. 1900'lü yıllarda falan. 1992'lerde falan. 90'lı yıllarda diyelim. Yıllarda. Odaya dönüşüyor. Evet. Sevgili başkan, birazcık odayı tanıyalım. Odamız 1954 yılında dernek olarak kuruldu. Evet. 90'lı yıllarda da odaya doğru odaya dönüştürdünüz. Evet. Kaç tane üyemiz var? 236 üyeyle biz bu oda işlevine başladık. 236 üye? Evet. 236 üye vardı. Başkanım bu İzmit'te mi Kocaeli'de mi? Kocaeli bizim. İhtisas odası biziz. Kocaeli'de atıyorum Gebze'de şubeniz vesaireniz var mı? Şimdi bizim sınırlarımız şöyle anlatayım. Dilovası, Dil İskelesi, Çayırova, Çınarlı semti, Çenesuyu Çınarlı'dan Eşme'ye kadar, Gölcük sınırından Kartepe sınırına kadar. Neden o aralardaki Karamürsel'de, Gölcük'te, Körfez'de veya Derince'de yok diye düşünüyorsunuz? Kandıra'da. Buralarda da iş yerlerimiz var, Kandıra'da. Buralarda Esnaf Odaları Birliği kurulmuş, Karma Oda. Şimdi biz ihtisas odası olduğumuz için orada oda açma şansımız var. Ama oradaki üyelerimiz oraya kayıt olacak ama oranın masrafını karşılayacak üye sayısı yok. Yani orada bir büro tutacaksınız, bir eleman çalıştıracaksınız, sigortasını ödeyeceksiniz. Karşılayamadığımız için sadece kahveciler değil, lokantacılar, tatlıcılar, pastacılar, terziler, ayakkabıcılar oradaki birlik karma odaya veriyorlar. Sistem öyle yani. Sizin 200... 36 idi. 236. Şu anki hazıron listemiz 765. 765. Evet. Neden bu fark var? Biz çalıştık. Bugüne kadar üye yapmaya çalıştık, üyeleri kayıt ettirdik, denetim yaptırdık, belediyeler birlikte işbirliği kurduk, denetlettik. 236 tane üye var dediniz ama. Evet, 2005 yılında. Ha, siz 236 üyeyle aldınız. Evet, o da 200. Evet. Şimdi 765 Haziran. Haziran listemiz var. Yani yaklaşık 3 katı gibi oldu bu evet. Rakam. Üyelerin haklarını korumak amacıyla işte kayıtsız üyelerimizi kayıtlı hale getirmeye çalıştık. Ben onu soracaktım. Kayıtsız üye var mı kahvecilik sektöründe? Şu son 3 yıldır biz bakanlığa bağlandığımız için son 3 yıldır belediyeler ruhsat verirken belediye önce diyor ki git vergi levhanı çıkart. Odandan faaliyet belgeni getir ben sana ruhsatını vereyim diyor. Belki kayıtsız olan varsa çok eski kayıtlardır. O da yani sayısızdır. Parmakla belki gösterilecek kadardır. Şu an kayıtsız bir üye kaldığını tahmin etmiyorum. Ama daha önce vardı. Çok vardı. O zaman belediye esnaf odasının şeyini istemiyordu. Faaliyet belgesini istemiyordu. Bu bakanlığa bağlandıktan sonraki evet, iletişim zorunlu, zorunlu olması gereken bu oldu. Evet. Daha önce bu odaya bağlanmak birazcık kendi arasındaki keyfiyete bağlı. Belediyelerle işte iş birliği olan, birisinin tanıdığı olan, siyasi partiden birisi olan oldu mu pek istenmiyordu. Mecburiyet yoktu.
Gerçek öyleydi. Yasa gereği yoktu. Şimdi, şimdi yasa mecbur ediyor artık. Ama iyi bu tabii ama ki. Bu faaliyet belgesi olmadan hiçbir işlem yapamıyorsunuz ki. Bir bankada işlem yapacağınız zaman işinizin gereği faaliyet belgesi istiyor banka. Post cihazı alacaksınız, faaliyet belgesi. Kredi isteyeceksiniz, faaliyet belgesini istiyor. Odandan faaliyet getir, faaliyet belgeni getir, ben sana kredini vereyim, post cihazını vereyim. Gerekli işlemleri yapayım diyor. Gerçekten doğrusu. Yani şu anda yapılanın doğru olduğu doğru. Gerçek evet, değil mi? Tabii. Peki başkanım hiç bir araştırma yaptınız mı? İzmit demeyelim ama Kocaeli'de kaç tane kahvehane? Bunu siz adını özür dilerim. Kahvehane mi bu? Bize bağlı odamıza ait şöyle bir işlevler, iş konusu var. İnternet kafeler. Eğlence yemez. İnternetleri bize veriyorlar. Çay ocakları. Kahveler, kafeteryalar. Kafelerde mi size ait? Kafeler de bize ait. Çay bahçeleri. Yani içinde çay olan her şey size mi bağlı evet. Aslında? Evet. Çay servisi yapan her şey evet. Size. Pastaneler ama, hariç. Tabii canım onu söyleyecektim. Şimdi pastanede de çay veriyorlar ama bize ait değil. Onun esas vergi lafası pastane olduğu için. Pastanın yanında da çay veya poğaçanın yanında çay gittiği için. Onlara karışmıyoruz ama. Bizim ki sorumu bir daha sormak istiyorum. Buyurun. Kocaeli'de, evet. Pardon önceki adını tekrarlayayım, kahve... Kocaeli, kahveciler ve otelciler esnaf odası başkanı. Hayır, şey söyleyeceğim. Kahvehane mi geçiyor bu aslında? Kıraathane. Kıraathane. Kıraathanenin bizdeki karşılığı, kıraat karşılığı kahve mi, çay mı, nedir bu? Hayır, kıraat eskiden, çok eskiden, yani kahveler kıraathanelerken, işte insanların oturabileceği kütüphaneleri veyahut böyle... Büyüklerini ağırlayabileceği bir yerlermiş zamandaymış. İşte mehtah Ramazan eğlencelerinin yapıldığı mekanlarmış. Kıraathaneleri kurulduğu zaman. Kıraathane, kıraat diye geçiyor. Kıraatlar, evet. Bu meddahların oturduğu bir yer, kütüphanelerin olduğu bir yer. İşte insanlar gidip orada misafirlerle ağırladığı bir yermiş zamanda. Çok önemli kişiler oraya gider otururlarmış. Bu mahallenin, semtin en güzel yerlerinden biriymiş. Yani kıraat oradan mı gidiyor? Evet. Kahvehane olması sanki daha bize çağrışım geliyor. Bir kahvehane adı üzerinde kahve içme yeri gibi ama neyse yani çok ilginç geldi bana. İsimler böyle değişiyor herhalde. Kıraathane, kahvehane şimdi kafeler oluşmaya başladı. Evet. Birazdan kültür değişmeye başladı. Onu ben bir araştıracağım. Kıraat evet. Ne anlama geliyor diye gerçekten kafama takıldı. 2000'e yakın diye var. Kafeler vesaireler evet. Dahil olmak var. Üzere. 2000'e yakın. Evet. Peki başkanım, aklıma geldi. Bu sektörde kendini kaç yıllık bir mazisi var? Kahveciliği mi? Tabii ki. 1453 yani. Yılında Mısır döneminde kahvecilik o zaman başlamış. Kahve kültürü. 1453 yılında İstanbul'un fethinden bu yana kahvecilik kültürü Türkiye dünya genelinde varmış. Osmanlı devrinde. 1453'ten beri. Evet. Yani bizim kültürümüz zaten var evet. Ama başlangıç tarihi bizim bu tarihe denk geliyor. Bizim kahve kültürü var. Var. Kahve bu tarihe kültürü. Denk gelen evet. Çok uzun bir yıl çok tabii uzun. Ki yani. Tabii. Peki o günden bugüne geldiğimiz zaman eski atıyorum sizin tarihinizden başlasak bile yaklaşık siz kaç seneden beri bu sektördesiniz? Yaklaşık 1912 yaşında ben bu işe başladım. Babamın yanında başladım kahveciliğe. Boyumuz kahve şeye... Kazana yetişmiyordu. Ayaklarımızın altına tabure koyup yapıyorduk. 1978'de, 77 yıllarda daha eskisi babamın mesleğiydi. Biz de gelip o sırada okula giderken yardım ediyorduk. Hala ve hala devam ediyoruz. Bugüne gördüğünüz ve içinde de başkan olduğunuz bu kurumda evet. Yenilenme ya da bir gelecekle ilgili tereddütünüz var mı? Şimdi, yani bu sektörde bir kapanıyor, bitiyor sektöründen olma şansı yok herhalde. Bizim Türk insanının genel analizinde kahve kültürü var. Evet. Her insanın, yani Cumhurbaşkanımızın bile bir kahvesi vardı mutlaka gittiği bir veyahut da bir berberi. Ben bunu her zaman söylerim. Bir insanın bir kahvecisi bir de berberi vardır. Hemen hemen her insanın vardır. Vardır yani bu kültür, bu kahvecilik devam etmektedir. Tabii ki bu zamana kadar evet. Şimdiki genç nesilde bu yok. Onlar da kafe türlerinde herhalde. İşte değişimi uğramaya başladı artık. Onu soracak yani tereddütleriniz var mı sevgili başkan? Gelecekle ilgili kahvehanelerin kapanmasıyla ilgili. İnanın şimdi ben kahveyi de görüyorum, kafeyi de görüyorum. Tercihim kafe.
Bakıyorum 4 sandalye bir masa. Bakımsız. Kahvelerimiz çoğu bakımsız. Yani bir değişim şart. Bu teknolojik çağımızda artık yeter. Demir sandalyeleri kaldıralım. Masalarımızı değiştirelim. Biraz insanlarımızın oturabileceği böyle sigarasız bir ortamda gazetesini okuyabileceği kütüphanesi olan bir işletmelerin ben olmasını isterim. Eski kahve çok basit yani. Biraz değişimi şart yani. Yani kıraathanelerin kendilerini yenilemeleri. Şartlarına göre yenilemeli. Teknolojiye ayak uydurmasa bile evet. Ama en azından kendilerini yenilemeli diyorsunuz. Yenilemeli diyorum. Ama yani mesela bizim hayal ettiğimiz bir kahve. Ben bir kahvehaneye gidip bir kahve içmek istesem o yerlerin böyle gıcır gıcır olduğu değil de birazcık daha ziftle boyanmış bir tahtalı bir kahve yani birazcık böyle nostalji kokar. Ya bana göre yani. Ama temiz olmalı tabii ki de. Evet. Yani birazcık da içerisinde otantik bir görüntüm olmalı. Ama şimdi bakıyorum kafeler tabii böyle değil. Kafeler çok da ama şunu fark edebiliyorum. Bizim dönemimizdeki kahvehane dediğimiz ya da kıraathane dediğimizde bugünkü kafeler arasında dünya kadar fark var. Var. Bir kere kültür farkı var. Oradaki bu iki alanı da kullanan insanların farklılığı var. Örneğin bir kafeye bir bayanla gidebiliyorsunuz ama bir kahvehaneye bayanla pek gitme kültürü henüz bizde yok. Yok. Bir bayan arkadaşınızı alıp da ben bir kahveye gideyim de kahve içeyim demek çok alışık olmadığımız bir şey. Ya da çok sıradan değil en azından. Evet. Onun için orada böyle bir her ikisinin müşteri portföyünde bir ayrılık var. Ona da tabii saygı duymak lazım ama bugünkü neslin, yetişen neslin kafe türü bir gençlik olduğunu düşünürsek bizim kahvehanelerdeki bulunan müşteri portföyümüzün de yaş ortalamasına bakarsak 20 sene 30 sene sonra bu kültürün ortadan kalkma şansı var mı? Olabilir. Kıraathanelerin? Kalkabilir. Çünkü 30 sene önce hayatımızda kafe yoktu. Kafe yoktu evet. O zaman zorunlu olarak gidiyorduk. Evet. Gençlerin buluşma adresi pastanelerde. Erkekler birebir kahveye gider. Doğrudur. Evet. Şimdi her ikisinin buluşma noktası olduğu için kahvehanelerin de ayakları bu sefer müşteri, gelecek müşterileri sanki biraz kesiliyor gibi. Şimdi teknoloji değişiyor artık. Teknoloji de biliyorsunuz her şey modern elektronik çağda. Gittiğiniz ortamda internet olacak. Rahat bir ortam olacak. Hı-hı. Ve orada herkes işte arkadaşını, annesini, babasını ya da akrabasını götüreceği, bayanlarına gidebileceği kafeler şu an. Biliyorsunuz yürüyüş yolunda inatsanız yere düşmez. Tıklım tıklım. Ben şimdi seçim nedeniyle köylere de gidiyorum. İnan kahveler boş. Yani kahvelerin boş olması o günkü şartlara göre gündüzleyin olmayabilir, tarımdır, meseledir, leşberlik yapıyordur. Ama hepsi hep sahne. Buluşma kültürü olabilir. 63 yaşındayım artık. Maşallah. Bir şeyleri az çok gördüğüm için söylüyorum. Kahvehane bizim yaşantımızda 1453'ten bahsediyorsunuz sevgili evet. Başkanım. Bir kültür olarak kalmalı. Kültür olarak. Kaybettiğimiz sektörlere ya da değerlere baktığımız zaman mesela şu İnönü Caddesi'nde bulunduğumuz cadde üzerinde bile eskiden semerci vardı. Günün şartlarına göre yok oldu. Yorgancılar. Bir sobacı, bir yorgancı dediğiniz gibi sektörel anlamda yok oldu. Bir bakıyorsunuz bakkallar da kaybetti. Birçok evet öyle birçoğu artık yok oldu. Şimdi bu en azından onlar birazcık ferdi, bireysel bir alışveriş yaptığımız yerde ama bu toplumun ortak kullanım alanlarından bir tanesi bir berber, bir kahveci. Bunlar hakikaten kültürümüzde de çok uzun yıllar var olan. Evet. Onun için bunun yaşatılmasıyla ilgili bir çaba sizden hakikaten ben de isteyeceğim yani. Benim bir kahve kültürüm yok ama bir ortak dostumla, akranım bir ortak dostumla buluşmak için kafeyi tercih etmem. Atıyorum, varsa orada Çınarlı Camii'nin oradaki kahveye gelin. Çınarlı Cami kahvesine gelin ya da şuradaki kahveye gidelim derim yani. Ben kendi akranımla sizinle buluşmak istesem öyle bir tarif ederim. Ya da şuradaki pastane, kafe bana uymuyor. Siz bu fikriniz 10 sene sonra belki de 20 sene sonra belki bizler olmayacağız ama bizden sonraki nesiller bunu taşıyacağını hiç tahmin etmiyorum. Ben de onu söylüyorum. Böyle bir tehlike var gibi var, görünüyor. Bir tehlike var. Siz bununla ilgili 20 sene sonra bu yaklaşık neredeyse 500 yıllık evet. Bir şeyden bahsediyoruz, süreçten bahsediyoruz. Sevgili Başkan bunun kaybolmaması için bir çaba sarf ediyor mu? Etmek lazım gibi geliyor bana ya. Şimdi güzel bir konuya değindiniz ama bunu da Türkiye genelinde işte biz seçimleri bitirdikten sonra genel başkanımızla oturup bu projeyi aslında sunmak lazım.
Evet, yani 30 sene sonra bu sektörde ki gidişatın ne olduğu ile ilgili evet, tereddütler gerçekten 500 yıllık var. Kültürümüzü bir kafelere bırakmayalım diyorsunuz. Peki bırakmalı mıyız başkanım? Yani ben de size katılıyorum aslında ama teknoloji kendini yenileyince mecburen insanlarda değişim olmaya başladı. Abi eskiden biliyorsunuz bol İspanyol paça giyiyorduk. Kalın yakalardı, gömlek yakalardı, kocaman da kravatlarımız büyüktü. Çok haklısınız. Şimdi onları giysek bize insanlar gülmez mi? Hayır, bakın çok doğru belki ama şu da var. Bunlar günlük değişen şeyler. Öbürü geleneklerimiz var, göreneklerimiz var. Yani bizim nasıl ki bir bayram şey organizasyonlarımız var. İki tane dini bayramlarımız var. Orada bir ayrıcalıklı olarak kutluyoruz biz onu. Bir telaşımız var, bayram telaşımız var. O bir kültürümüz bizim. Ben bugün bir başka şekilde günün şartlarına göre gelişen bir etkinliği kutlamak zorunda değilim. Bana çok heyecan vermeyebilir. Evet. Ama Kurban Bayramı yaklaştığı zaman kurban alma heyecanı, arama heyecanı, kesme heyecanı, dağıtma heyecanı gibi bir heyecan var insan. Yani bu benim bir kültürüm. Bu kültürden vazgeçme şansım yok. Sanki yaşayan veya günün şartlarına göre bizim yaşam alanımız içerisinde bizim de kullanabildiğimiz kültürlerden bir tanesi de kahvehaneler. Evet. Kahvehaneler. Ben buna kırahane diyemiyorum. Adını söylemek istemiyorum. Yani böyle güzel bir kahvehane kültürümüzün ki içerisinde siz de bahsettiniz yani Medah dönemindeki evet, o Ramazan eğlenceleri. Kültürel faaliyetlerin de orada oturup konuşulduğu, sohbetlerin yapıldığı, hala daha yapılabileceğine inandığım bu tür alanların zayi olması gibi, kapanması gibi bir şey. Ben sanki her ne kadar çok kullanıcısı değilsem de bir kültürün yok olmasına karşı anlamda söylüyorum. Bu beni hakikaten bir birey olarak çok üzer ya. Şimdi biz şöyle İzmit Belediye Başkanımız Sayın Nevzat Doğan'la bir proje yapmıştık. Proje çok iyiydi. Ara verdik ama inşallah onu geçen nasıl görüştüğümde. Projemiz şuydu. Sigara yasağıyla ilgiliydi. Evet. Sigara içirmeyen kahvelerde biz evimiz kahvemiz projesi yapmıştık. Evimiz kahvemiz projesiydi. Bu projeyi yaklaşık 26 tane kahvemizi tefrişatını yaptık. Kütüphanemizi oluşturduk. Belediyemiz hiç masraftan kaçınmadı. Hepsini yaptı. Artı o açılış günü o iki tane tiyatrocu arkadaşımız Metta işte ya da tiyatrocu arkadaşlarımız program sergiliyorlardı. O kadar güzel oluyordu ki evet, insanlar izliyordu. Yani düşünün kahvede tertemiz pırıl pırıl kütüphanesi var. İki tane Medda çıkıyor orada açılış günü. Program yapıyorduk. Çok güzel bir programdı. Bu nedir? Eskiye dönüştü. Yani evet, insanlar işte bakın kahvede bir tiyatro olabiliyormuş demek ki. Olabiliyormuş. Olabiliyormuş. Zamanında yapılmış evet, aslında biz unuttuğumuz çok bir kültür. Çok güzel. Aslında yine bu projeyi devam ettirmek lazım. En azından bir şeyi hatırlatmak. Peki Sayın Başkan, bu kahve kültürümüzün yaşamasıyla ilgili evet, konuşmamızı evet, yaşayabilmesi adına soruyorum. Bu kaybolan müşteri portföyünü, kafelere kaçan o gelecek müşteri portföyünü buralara çekebilmek adına siz odanızda bakanlıktan alacağınız, belki bunu dediniz ya biraz önce evet, hani seçimden sonra belki yukarı taşıyacağız evet, genel evet, merkezimize. Kafe işte işleyiş şekliyle sizinkini birazcık ayırmakta fayda var mı yok mu? Neden? Kahvelere de bugün, kahvehanelere de bugün bir bayan arkadaşımla gelebilmenin yolunu bana açabilecek misiniz? Açmalı mısınız? Ben bir bayan arkadaşımla buluşmak için bir kafeye gitmek zorunda kalmayayım. Ben bir kahvehaneye gidip kahvehanede kahvemi içip sohbet etmek, buluşma adresi olarak bu kahvehaneyi de gidebilmeli miyim? Gitmek isterim. Gidebilmeliyim. Yani belki 2-3 arkadaş bir yere gelip bir bayanlarla ilgili hakikaten nezih bir ortamda hiç kimsenin falan diyemeyeceği bir durumda arkadaşlarımla gelip orada okey oynamak istiyorsam oynamalıyım. Bir vakit geçirmeliyim. Bunun bir ayıbı falan gibi olmamalı. Ben orada böyle bir kültürün geleceğin kaybolmaması adına sizin de bir takım araçlar içinde muhakkak varsınızdır yani. Bunları düşünüyorsunuzdur herhalde. Ama bu siz dediğiniz kadar da değil ama ben gittiğim kahvelerin çoğunda garsonluk yapan kadınlar gördüm kahvelerde. Güzel ya. Ondan sonra okey oynayan kadınlar gördüm. Hı hı. Arkadaşlarıyla toplanmış oynuyorlar. Yani kahvelerde pek o kadar karamsar değil. Mi? Yani ama çok böyle istisnai. İnsanlar kahveye gidebiliyor aslında. Gidebiliyor. Oyun oynayan yerlerde kadınlar var. Kafelerde oyun var mı başkanım? Kafelerde oyun yok. Kesin yok mu? Yok. Yok.
kafe ruhsatı varsa orası yiyecek içecek ağırlıklıdır ve tavla bile oynanmaz. Şeyde tavla vesaire gibi hiçbir şey yok. Kafede yok. Yok. Yiyecek içecek ve misafir ağırlanacak yerler diye düşünebiliyoruz. Yani oyun alanları sizin haricinizde herhangi bir oyun alanı olacak yerlerin ruhsatları kıraathane yani kahve ruhsatı olacak. Bir de korda var. Evet. Peki başkanım bir kısa ara verelim programımızın formatı gereği. Ondan sonra tekrar beraber olacağız. Evet sevgili dostlar bir kısa aradan sonra tekrar sevgili başkanımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Atmaca alçı yapı. Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca Alçı Yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe önce olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Kaliteyi gardırobunda taşımak isteyen erkeklerin tek adresi Bagimen. Bagimen. Şıklığın ve kalitenin anlam kazanmış hali. Bagimen. Siz de erkek giyimi için bir adres arıyorsanız Bagimen'e uğramadan karar vermeyin. Giy ve kalitenin farkına var. Bagimen. Adres İnönü Caddesi, Ömer Ağa Mahallesi, No 156'ya B, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 322 2892. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı alınan her önlem, bir işletmenin geleceğini güçlendirir. Bir fabrikanın üretimini ve itibarını korur. Bir ürünün alıcısına ulaşmasında, ekonominin gelişmesinde rol oynar. Bir çalışanın hayatını kurtarır. Ailelerin birlik ve mutluluğunun devam etmesine katkıda bulunur. İster işveren olun, ister çalışan, kendiniz, aileniz ve ülkemiz için iş sağlığı ve güvenliğini lütfen ciddiye alın. Çünkü takmazsak kaybederiz. Güvenle büyü Türkiye. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Evet sevgili dostlar, reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Sevgili başkanımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili başkanım, kaldığımız yerden devam edersek, hakikaten biz de aslında hem birey olarak hem belki kurum olarak, TV262 ailesi olarak bu yeni yapılanmada, bu sektörün var olması, ayakta kalabilmesi için üzerimize düşen neyse yapmaya biz de hazırız. Bu sadece sizin sorunuz değil tabii ki. Evet. Hepimizin ortak sorunu, bir kültür, bir miras olan kültür hem de. Kaybolmaması için çaba sarf etmeliyiz. Sayın Başkan, bu konularda benim oralara, bizlerin oralara rahat gidebilmesi için kahvehanelerimizin durumu şu anda çok da müsait değil. Genel anlamda baktığımız zaman istisnalar var tabii ki, ona saygı diyorum ama
kullanım alanlarımda işte bir görsel, bana kahvehaneye girdiğim zaman böyle ya burada da çay içilir mi deme durumunda olmayacak, lavabosuna gönül rahatlığıyla gidebileceğim gibi böyle bir, çünkü artık sigara yasal olarak içilmediği için bir rahatlığa erdik. Ama diğerlerinde de böyle bir yasal yaptırımlarınız var mı, olacak mı? Şimdi deminden beri hep konuştuğumuz, insanları çekebilmek için ne yapmak lazım? İşletmelerimizin ya da üyelerimizin işletmelerine sahip çıkıp temiz ortamda, ferah ortamda, insanların girebileceği gibi ışık düzeninde, tefrişatında, tuvaletine kadar her şeyin kullanım malzemeleri, kullanım malzemelerin elitliği, işte kazanından, bardağından, bardak yıkama makinelerine, bulaşık makinelerine kadar bu tefrişatlarını koysa, belki insanlar, siz demin sizin söylediğiniz gibi, burası temiz, bu kahvede çay içilir deyip oraları insanlara belki teşvik edebiliriz. Yani işletmecilerimizin ya da üyelerimizin işletmelerini, para kazandıkları yere sahip çıkıp temiz bir ortama getirmeleri lazım. Biraz da insan oraya çekebilmek için. Yani dışarıdan baktığı zaman burada çay içilmez zihniyetini kaldırmak lazım. O zaman işletmeyi biraz masraf edip dış görüntüsüyle, masasıyla, sandalyesiyle, kazanıyla, temizliğiyle, hijyenikliğiyle insanları buraya teşvik etmemiz lazım. Bu yüzden de işletmecilerimizin, bu sadece benim değil, işletmecilerimizin kendi işlerine sahip çıkmaları lazım. Onu söyleyecektim. Siz oto olarak yaptırım gücüne sahip misiniz? Denetim gücüne sahip misiniz? Bunları tebliğ ediyorsunuz ama denetim ve tebliğinin... Bunları zabıtayla yapıyoruz. Tebliğinizin denetimini ve yaptırım gücünün süsü var mı? 5362 sayılı yasa, ricacı yasa. Yani sadece ricayla. Rica. Evet. Ricacı, öyle diyelim. Yani yaptırım gücümüz olmayınca rica. Nedir? Denetim gücünüz var mı? Denetim gücümüz yok. Yok. Sadece işte resmi makamlar. Ama şu var. Kötü örnek her zaman kötüdür. Kötüdür. Yani ben bir mekana girdiğim zaman alacağım izlenim, diğerleri de acaba öyle midir diye kafamda bir soru işareti bırakacak. Ama aldığım ilk gözlemdeki etkilenme hemen hemen her yerde böyledir. Oraya da gitsem bununla karşılaşabilirim gibi bir örnek var önümde, evet, tablo olarak. Onun için hakikaten ya bilmiyorum, belki bunu da üst kurulunuza bir getirip hakikaten birazcık da işte belediyelerle beraber ortak çalışarak buranın daha hijyenik, daha kullanılabilir, daha insanları cazip hale gelip çekebileceği bir cazibe merkezleri olabilmesinin sağlamak adına bir mücadele etmek lazım. Evet. Bu konuda hakikaten bayağı bir geçmişten gelen tabii bir rahatlık, serbest, başıboşluk varmış var ki. Bugünkü durumda hepimizin, sizin de başkan olduğunuz bir kurumdan bahsediyoruz, odadan bahsediyoruz. Evet. Siz bile memnun değilsiniz sevgili başkanım. Yani şartlar geliyor. Ben görüyorum, yani işletmeciler kendi ekmek kazandığın yere sahip çıkıyorsan temiz tutacaksın. Geçimini bu işten sağlıyorsun. Niye kafeler tertemiz, pırıl pırıl, milyonlar harcıyorlar? Çayı 3 liraya 4 liraya satıyorlar, kimse sesini çıkartmıyor. Başkanım, sektör ölüyor dedim ya, içerisinden bir tanesi de... Bu meslek erbabını, yani ben oraya geldiğim zaman içeceğim çayın bana hizmet edilene kadar bölümünde çaycısı, çay kalitesi, kazanın suyu, işte garsonu vesairesi anlamında bir hizmet sektöründe daralma var mı, sıkıntı var mı? Yani ocakçı bulabiliyor musunuz ya da hakikaten kalifiye bir ocakçı ve garson vesaire? Çünkü önümüze bardağın koyuluş şekli bile önemlidir. Evet, en büyük eksiklik o. Biliyorsunuz tersine, gençlerimiz boş geziyorlar ama hiçbiri çalışma gayreti göstermiyorlar. Çoğu zaman sanayiye gidiyoruz. Herkesin sıkıntısı çıraklıktan. Hı hı. Yani sektörde, bizim sektörümüz biraz daha rahat olduğu için, yani bir çay servisiyle, bir odanın bakımıyla, yani kendi evinin bakımı gibi, masanın temizliği, ocağın temizliği gibi bir hijyenik bir durumdan sonra bu iş yapılacak bir işim ama çalıştırıcı ya da bir ocakçı bulmak, bir garson yetiştirmek zor. Sıkıntımız zor. Yani bu sektörde, evet, sizin bir eğitim alanınız yok. Yok. Talep de yok o zaman. Talep de yok. Talep ama de yok. Her gittiğim yerde mutlaka, başkanım işte eleman eksikliği var, biz ya çalışıyoruz deyip böyle bir şikayette bulunuyorlar. Peki bunun çözümüyle ilgili bir araştırma yapılabiliyor mu? Yani birlik başkanımızla ya da ne bileyim işte konularla okullu vesaire, Milli Eğitim Bakanlığı'yla ya da çıraklık okulumuza ya da sanayiyle, hani bu sektörün birazcık daha ayakta kalabilmesi için belgeli bir
belgeli bir evet. çalışan. İşte ben ama tabii ki onun bir maliyeti olacaktır muhakkak. Ben diplomalı bir çay ocakçısıyım, kazancıyım. Ya da ben işte bu işi yapabilmeye eğitimini almış bir garsonum diye. Var mı böyle? Olmalı mı aslında? Olmalı diye düşünüyorum. Eskiden şey vardı, portör muayenesi vardı biliyorsunuz. İş yerinde çalışan kişileri mutlaka portör muayeneleri vardı. Onu kaldırdı devlet. Şu an hijyen kursları açtı. Hı hı. Biz de bu kursları halk eğitim kursuyla beraber yaklaşık bir 2000 kişiye kurs verdik İzmit'te. Halk eğitimine ortaklaşa hijyen çalışanlara kursu. Çalışanlara ve iş yerine girecek servis elemanlarına. Sadece bizde değil. O hijyen kursunu alan kişi kasapta da çalışabilir. Pastanede de çalışabilir. Kafelerde de çalışabilir. Bir şekilde hizmet sektörlerinde. Evet, böyle bir hizmet vardı, mecburiydi. Yani siz eleman alacağınız zaman işletmeci olarak hijyen belgesini, yani arabanın ehliyeti gibi. Araba Anladım. Kullanacaksa ehliyet, garsonluk yapacaksa hijyen kursu belgesi. İstenilen belgeler sınıfına gider. Bu varsa siz iş alacaktı. Ama maalesef son 2 yıldır bir gevşeme başladı. Yani kimse hijyen belgesini sormuyor şu an. Bir nedendir onu da bilmiyoruz. Keşke öyle bir şey olsa talep olacak. Belgeli olan insanlar maaşları belki farklı olacak. Yani kişinin bunu belgesi... Soruyorum. Tabii ki bunun bir farklılığı olmalı. Tabii. Ben hijyen belgesi varsa bir kursa gitmiştir. Ben belgeliyim, ben garsonum deyip rahatça işebilecek konumdu. Bizim de hoşumuza gitmişti. Yaklaşık 2000 kişiye biz kurs verdik. Belgelerini dağıttırdık. Ama ondan sonra kimse daha devam ettirmedi. Kaldı öyle. Talep yok yani. Yani her alanda daralıyorsunuz. Evet. Bu işte onu söylüyorum. Sadece kahvecilerde değil yani bu garsonluk belgesi alan pastaneler, evet. İşte AVM'lerde çalışanlar, franchise'de çalışanlar. Biz kendimize bakarsak yani odu evet. olarak yani ben 10 sene sonra belki de bir babadan işte oğula geçen hani o ocakçılık modeli falan da bittiği evet. zaman bugünkü şartlara göre 10 sene sonra bir daha ocakçı bulmakta da insan nasıl olacak onu bilmiyorum yani. İşte bu işin bir okullu, bir eğitimli, sektörel evet. anlamda bir eğitimini almış, bu bir diploma mı olur ya da bir işte iş yer kullanma belgesi mi olur adı her neyse ama bana göre eğitimini almış, eğitimli kişiler tarafından bu işin personel olabilme yetkisine evet. sahip olunmuş birileri tarafından ben bir hizmet alıyorum hissini uyanmak beni çok rahatlatır. Evet. Kahve kullanıcısı olarak, kahvehane müşterisi olarak. Onun için sordum yani bunda da siz dar olacaksınız bir 15 sene sonra. Şu an biz o kursları halk eğitim artık kendisi yapmaya başladı. Yapılsın ya işte. Çünkü yerden halk yapılsın. Geliyor bize talep bir iki tane geldiği için kurslar en az 25-30 kişi olacak. Yani bize geldiği zaman beklemesi lazım. Diyoruz kardeşim sen şimdi bu işi yapacaksan, devam edeceksen git halk eğitime başvur. Onlar hemen kurs sayılarını hemen toparlıyorlar. Çünkü Anladım. İzmit sayılı. Talebe göre hemen kursu açıp belgelendiriyorlar yani. Sizin sektörünüzde de çay ocağıyla ilgili var mı mesela? Bütün yasaların içinde 3302 sayılı yasaya göre ustalık belgesi bizde yok. Yani sadece ustalık belgesi yok. Federasyonumuzun bize gönderdiği belgeler vardır. Ustalık belgesine ait denklik diye. Yani bir iş yeri açan için biz bir belge düzenleyip kendisine veriyoruz. İleriki zamanda denklik olsun diye. O iş yeri açmak için. İş yerinde ustalık hani iş yeri sahibini belgelendiriyoruz. Başkanım bunu da siz bir notlarınızı alın ya. Alalım. Lütfen. Hani bir çay ocağındaki ya da bir kahvehanedeki o çayı demleyenin hakikaten bir diplomalı ya da bir farklı bir şeyden eğitim almış olmasını sağlamakta fayda var yani. O insanları da ne olur yani 50 lira maaşlarına 100 lira bir fark verin. O ayrıcalığı yaşasın o adam. Ben işte diplomalıyım mesleğimde deyip aşçısın. Evet. Ama diploman yok misal. Diplomasız bir aşçıyı kabul eder misiniz? Etmeyiz. Bana göre de çay ocağının, ocakçının da bir diploması olmalı. Ben onu orada görmeliyim. Bu adam çay demleme kültürünü, eğitimini almış. Evet. Bu bir rahatlık da verebilir yani. O anlamda söyledim. Şimdi herkes çay demliyor. Odanızın da itibarını yaratır. Biz yaklaşık Karali Çay diye bir çay firması vardı. Biz ondan çay alıp satıyorduk falan. Oradan bir usta getirttirdik. Kocaeli genelde rastgele kahveye girdik mesela. Hı hı. Dedik kardeşim sen nasıl çay demliyorsun? Bize tarif et. Bir de biz demleyelim sen bir dağıt. Biz bunu bayağı yaygınlaştırmıştık. Nasıl çay demlenir, nasıl demlenir falan diye de. Çoğu kahveci arkadaşlarımızın hoşuna gitmişti. Çoğu insanlar da kahveciyim diye biliyorlardı ama çay demlemesini bilmiyorlardı.
Ya. Herkesin değişik bir çay demleme tarzı adını var. Adını vermeyelim ama bir firma, evet, bir firma, kuruluş gelsin, evet, bu konuda eğitim versin. Evet. O çayın, çünkü çaydan çaya da fark vardır. Kavrulmasında, kurumasında vesairesinde bir fark vardır. Var, kabul ediyorum. Var. Ama alacağım o firmanın çayının demleme şeklini bize gösterir. Bu da bize genel anlamda 10 kişilik bir jüri heyetine bir damak tadı veriyorsa, evet, ağırlıklı olarak bunu yapalım ve o modeli kullanalım. Evet. Ama bunu da bir eğitim olarak vermek lazım. İşte sertifikalı ocakçı gibi. Başkanım, müdahale ediyorum gibi algılamayın. Yok, yok, hayır, hayır. Şu anlamda söylüyorum. Ben de bir vatandaşım ve kullandığım alanlardan bir tanesi ya. Evet. Hem sektörde görmek istediğim, gönül rahatlığıyla gidebildiğim, hem de sizin adınıza gönül rahatlığıyla buraya bir insanların gelmesini sağlayacak bir proje, evet, gibi düşündüm. Evet. Kusura bakmayın. Yok, estağfurullah, olur mu? Ne güzel. Peki başkanım, dönem artık birazcık da seçime geldi. Evet. Bu dönem seçim döneminiz. Seçim tarihiniz ne zaman? 21 Ocak. Pazar. Önümüzdeki hafta. Evet, gibi. Önümüzdeki hafta. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Teşekkür Adaylığınız ederim. Adaylığınız devam edecek mi? Evet, edecek. Adaysınız. Adayım. Peki, rakibiniz var mı? Var. Rakibim. Kaç tane rakibiniz var? Bir tane rakibim bir var. Bir rakibiniz, evet, var. Güzel, demokratik bir seçim olacaktır. Mutlaka. Hak edenin kazanacağı bir seçim olacaktır. Evet. O arkadaşımıza da burada sizinle beraber başarılar diliyorum. Tabii, ben de başarılar diliyorum. Tanımadığım bir arkadaşımsa da. Ama bir başarılar dilemek durumundayım. Televizyon TV262 ailesi olarak. Başkanım, 765 tane hazirun var dediniz. Evet. Seçime bunlarla giriyorsunuz. Evet. Siz oda olduğunuz için kaç kişilik bir yönetiminiz var? 7 kişi. 7 kişi. 7 yönetim, 3 denetim. Asil olarak böyle. Tabii. Bunu soğaltmak ya da düşürmek hakkınız var mı? Hayır, bunlar sayıyla belirlenmiştir. Ha. 501 oya üstü ise 7 kişi. 1001 ise 9, 2000 ise 11 kişi. Siz şu anda 9 kişilik... 7 kişilik. 501'i geçtiği için. 500'ün altında olursa? 501'in altında olmuyor. 501'de oda kuruluyor. Tamam, odayı kurdunuz. 500'den... Aşağısı zaten olmuyor. 500, tamam, 500'den kaça kadar 7 kişi? 1000'e kadar. 999. 500'de 1000 arası 7 kişi. Evet. Ha, yasa gereği böyle. Yasa gereği. Siz şu anda 7 kişilik statüsünüz. Evet. Peki seçimlerinizi nerede yapıyorsunuz? Birlikte mi? Bizim esnaf odalarının en üst katında sosyal tesisimiz var. Birliğin tesisi yaklaşık var orada. Yaklaşık 300 kişilik bir oturma alanlı bir güzel bir tesis yapıldı. Birlik başkanımız tefrişatını yaptı. Güzel bir bakım aldı orayı. İşte geçen hafta başladı seçimler. Birinci aydan üçüncü aya kadar oda seçimleri bitecek. Bütün odaların seçimleri 52 bitiyor. Tane oda var Kocaeli'nin. Kaç tane? 52 tane. Kocaeli genelinde mi? Kocaeli genelinde. Ama hepsi orada yapmıyor. Farklı yerde de yapabiliyorsunuz. Şimdi tabii. Üye sayısına göre. Üye sayısına. Şimdi şoförler odasının üye sayısı 2000'dir. Oraya büyük bir salonda yapar. İşte şoförler odası kapalı spor salonu gibi yer düşünüyor. Yani üye mevcut sayısının yüksekliğine, çoğunluğuna göre, katılım sayısına göre. Menübüsçüler, pazarcılar gibi tabii. Kalabalık şeyler. Tabii, daha tabii. Farklı yerler. Daha büyük salonlarda. Peki başkanım, bu seçimde var mı yenilikler, sloganlarınız, yapmayı planladıklarınız? Şimdi biz tabii çalışma yapıyoruz ama üyelerimizi bir araya getirme şansımız için bir Ramazan yemeği verelim, bir iftar yemeği verelim diyoruz. Haber salıyoruz, ya başkanım tam iftar saati. Zaten eleman yok. İftar saatinin hemen 5 dakika sonrası kahvemize müşteriler geliyor. Geleceğiz orada yemeği yiyip dönene kadar kahvemi kapatmam lazım diye böyle serzenişler oldu. Yani iftara bile biz yaptık. İftar yemeği de verdik. Bizim sosyal tesisimiz de vardı. Yaklaşık bir 500 kişilik bir yemek verelim dedik. 100 kişi gelmedi. Ya gelmedi derken yani gelemiyor. İşlerinden dolayı gelemedi. Yani. Gelemiyor. Düşünebiliyor musunuz? Çayınızı demleyeceksiniz, müşteri bekleyeceksiniz Ramazan akşamı. Yemeğe gidip gelinceye kadar bir saat sonra bakacaksın müşteri yok kapıda. Hepsi. Evet, teravihe gidecek. Teravihe gidecek falan sıkıntı. Gibi. Şimdi biz tabii projelerimizde insanları böyle biraz daha kaynaştırmak için sosyal faaliyetlerimizi ön planda tutacağız. İşte geziler tertiplemek istiyoruz. Ramazan'da cami gezilerimiz olsun diyoruz. Bir Çanakkale gezilerimiz olsun diyoruz. Toplantılar yapalım. Birebir ilişkilerimizi, faaliyetlerimizi sürdürmek için sosyal faaliyetler düşünüyorum. Üyelerimizi birbirlerine tanıtmak amacıyla. Çünkü çok güçlüyüz biz. Hem kültürel bir gezi ülkemizi, evet, tanıma anlamında yani, hem nereye gelip kaynaşma niye anlamında. Niye olmasın? Yani ben şu seçimle
çok ilgi ve alakayla karşılaşıyorum. O başkanım gelmiş diyor. İnsanların bu samimiyetini, dostluğunu pekiştirmem istiyorum. Birbirleriyle tanışsınlar. Biz göreve geldiğimizde inanır mısınız? İki kahveci yan yana komşu konuşmuyorlardı. Yani birbirlerini müşterileri birbirlerine düşürmüş. Yok bayanı çayı 40 kuruşa veriyor, 30 kuruşa veriyor diye birbirlerini rekabete sokmuşlar. Evet. Ya bunlarla karşılaştığınız şeyler tabii muhakkak. Sevgili Başkan, yani fiyat tarifeleri konusunda şimdi onu çok iyi çalışmalarımız oldu. Bunlarla bu bir çayın bir tabii ki bir maliyeti var. Evet. Ama günün şartlarına göre ülkede her gün her şeye bir takım zamlar da geliyor, evet, tabii ki. Bunun zorluğunu da yaşıyorsunuz. Belki bu müşteri kaybına da nedenlerden bir tanesi de budur sektörel anlamda muhakkak. Evet. Ama önce hakikaten siz kendi üyelerinizle bir kaynaşmayı, bir arada olabilmeyi, sorunları beraber çözebilmeyi, evet, problemleri beraber çözebilmeyi, aynı zamanda mutlulukları da beraber paylaşabilmeyi kültürüne bir gelmek lazım. Bu anlamdaki projelerinize saygı duyuyorum. Sizin kapalı olduğunuz gün var mı? Hayır. Yasa gereği size böyle bir gün yok mu? Yok. Mesela berberlere yapılan bir şekil dinlenme, zorunlu dinlenme olayı gibi. Evet. Bizde şöyle bir şey var. İnsanların tatil günü bizim çalışma günümüz. Aynı şeyi berberler de söyledi bana. Doğrudur. Yani bir pazar günü var. Gideyim kahvemde oturayım diyor. Hı-hı. Gezeyim diye düşünüyor. Evet. Onun için. Ya sizin için böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Hani kapalı olduğunuz gün bir piknikler düzenlenebilir, bir işte kahvaltılar düzenlenebilir. Onların bir ayağını olabilir. Yapmaya çalışacağız. Yani haber, mesaj, SMS programımız var. Haber için mesaj atacağız. Onlardan dönüşüm bakacağız. Dönüşümün bize ne kadar faydası olacak? Ya da size göre ne yapalım? Ne yapalım? Gibi sizden gelen, evet, talepler doğrultusunda. Onları değerlendireceğiz. Gezme mi olur? Lazım. Etkinlik mi olur? Faaliyet mi olur? Neyse onları orada değerlendireceğiz. Gelen talebe göre değerlendireceğiz. Tabii. Evet. Şeyde Ankara'ya düşünüyor musunuz? Var mı niyetiniz? Benim şimdi çalışmalarım tabii ki neden başkan oluyorsunuz? Neden böyle bir programınız var diye kendime sorarken, şimdi Kocaeli bölgesinde Adapazarı, Bolu, ondan sonra Bursa, Marmara'dan, Marmara bölgesi gibi bir geçen yazın bir ses çıktı böyle oda başkanlarından. Söyledikleri şuydu: başkanım, biz yaş itibariyle biraz daha gerideyiz. Siz genç olarak bizi Ankara'da temsil etme şansınız olabilir. Eğer seçimlerden sonra bir şey olursa biz seni Ankara'ya, federasyona sokmak istiyoruz. Onlardan gelen bir teklif. Marmara bölgesinden sorumlu olarak. Ondan sonra yazın federasyon başkanıyla da görüştüğümde bana etrafındaki komşularına iyi geçin, rahat ol verdi dedi. Tabii bizde çalışmalarımız, yani tabii ki burada çalışırken Ankara'da da olmak bir ayrıcalık olacak. Kocaeli esnafı için bir farklılık olacak. Ben bu düşünceyle aday oldum. İnşallah hayırlısıyla oda başkanı seçilirsem büyük ihtimalle de Ankara'da görev yapmak istiyorum. Bu harika bir olay olur. Yani hem sizin sorumluluğunuz altında olan meslektaşlarınızla ilgili, hem bölgedeki çalışmalar o arkadaşlarla ilgili hakikaten hizmet yapma anlayışınızın daha farklı, birinci elden getirme, bir takım sıkıntıları orada taşımaktansa sorunun çözüm merkezinde sorun çözüm odaklı olabilmek çok daha ayrıcalıklı. Evet. Umarım bu kent adına bir kazanım olacak. Açıkçası bir İzmit olarak ben de gurur duyarım. Ankara'da bizim de bir temsilcimiz var diye bundan, evet, çok keyif alırız. Ben 1975 yılında spora başladım. Tekvando sporuyla başladım. Yaklaşık 16 yıl il temsilciliği yaptım. Milli antrenör, milli hakemim. Sporumun zirvesine kadar çıktım yani. Sonra kendinizin başarıları nedir başkanım? Türkiye derecelerim yok ama Kocaeli bölgesel işte derecelerimiz var. Hı-hı. Şampiyonluklarım var. Yaklaşık Kocaeli'de zaten Türkiye'ye kaç yılında geldi başkanım? 1973 yılında geldi. İlk yıllarda tanıştınız siz. Evet. Mithat Kor vardı federasyon başkanımız. O zaman burada yedek subaydı. İlk sporu, tekvando sporunu Kocaeli'ne getirdiğinde burada yedek subaydı. Burada çalışırken benim kendi hocam olan Aşkın Kahveci de onun arkadaşıydı. Tekvandoyu burada başlattılar.
Sonra biz 1-2 yıl sonra spora başladık. 1975 yılında başladım. Hala devam ediyorum. Kendi spor kulübüm var. Benim çocuklarımın ikisi de tekvandocu. 2003 doğumlu bir tane oğlum var. Milli sporcu oldu. Maşallah. 59 kiloda yarışıyor. Bu sene gençlere geçti. Maşallah. Yani tekvandoda çok emeğim var. Kocaeli'nde yaklaşık 17 tane spor kulübü var. Çoğu hocaları da ben yetiştirmişimdir. Benim işim, asıl işim spor. Baba mesleği kahvecilik. Evet. İkisinin de zirvesini yaptım İbrahim Bey. O ne güzel. Bakın, kahvecilik yaptım, başkanlığını yapıyorum. Spor yaptım, 16 yıl başkanlığını yaptım. 16 yıl yaptıktan sonra dedim ki, arkadaşlar ben sizin önünüzü açayım. Ben istifa edeyim. Siz il temsilcisi olun, hakem olun, antrenör olun, kulüp sayısını arttırın. Ben bu kadar yaptım size. Yani bu işte de ben ömür boyu kahveciler odası başkanı olacak değildim. Bir dönem sonra, iki dönem sonra bakarsınız bırakırız. Evet. Yaşımız itibariyle bırakırız. Yaptığımız hizmetlerden dolayı baktınız yapamıyoruz yine bırakırız. Evet yani biz oraya kadar, yani biz bu işin başında, masa başında ölecek ya da ya bu işi yapamıyor diyecek kadar kendimize laf söylettiğimiz için onu da biliyorum. Bir dönem, iki dönem sonra bırakırım. Belki bir arkadaşımı bırakırım. Ama, tabii ya tasarruf artık sizin. Evet. Ama genelde de böyle olgun davranmakta fayda evet, var. Yani sporda bir yerden yaptığımı, kovulmak ya da orada seçimi kaybederek gitmektense onurlu bir şekilde zamanı gel. Ama orada bir sorumluluğumuz var sevgili başkan. Evet. Kendimizden daha iyi birisini yetiştirmek lazım. Evet. Öyle bulunduğumuz koltukları terk ederken ya benden sonrası ne olursa olsun demen durumunda değiliz. Çünkü o kadar emeğimizin karşılığının bir şekilde heba olmaması lazım. Siz birisini daha yetiştireceğiz. Hepimizin için geçerli bu. Evet. O hani boynuz kulağa geçer gibi o gelip o bayrak yarışını birazcık daha yukarı çıkartacak ki benim verdiğim, bizim verdiğimiz o emekler bir şekilde layıkıyla anlam kazansın diye söyledim. Sevgili başkanım programımızın sonuna doğru geldik. Buradan önümüzdeki haftayla ilgili seçimle ilgili olabilir ya da bu kentte mesleki olarak bizi yönetenler, işte kurumsal anlamda, resmi daireler anlamında onlara buradan vermek istediğiniz mesaj varsa bu ekranlardan onları da alayım ben sizden. Biz Kocaeli'de başkan adaylığıma devam edeceğim. Hizmetlerime devam etmek için de üyelerimin kendi işlerine sahip çıkıp, odalarına sahip çıkmalarını istiyorum. Benim sıkıntım şu, hakikaten Kocaeli'de İsimli bir odayız. Kocaeli Kahveci Odası olarak. Üye sayımız da yüksek. Üyelerimizi odalarını yani sadece orası hizmet yapmıyor ya da para topluyor ya da işte bir şey yapmıyor diye değil de gelip odalarına sahip çıkmalarını istiyorum. Seçime sahip çıkmalarını istiyorum. Seçimin kalabalık olmasını istiyorum. Orada ondan da söz hakları var. Çıkıp konuşsunlar, dertlerini anlatsınlar. Bu yüzden İnşallah hayırlısıyla seçilir. O da başkanım olur diye düşünüyorum. Evet, buradan sizi yönetenlere söyleyecek bir şeyiniz yok, memnunsunuz demek yani, ki. Pekala. Bu arada aklıma gelmişken sorayım. Bu Haziran'da 765 kişinin eğer aidatlarını vermemiş olanlar varsa oy kullanabiliyor mu sizde? Kullanıyorlar. Böyle bir hak ediş var yani. Çok alacağımız var. Üyelerimizin işi düşerse aidat ediyorlar. Yasa gereği bunları ödemek zorunda değiller mi? Ödüyorlar ama ne zaman? Odaya işleri düştükleri zaman üyelerimiz. Yani devletin alacağı baki. İbrahim Bey, devletin alacağı para baki. Kesin. Tamam. Yani ben olurum veyahut olmam. Benden sonra başkası olur. Devirdir bu alacaklar. Ben de bir sizin müşteriniz olarak ya da benim gibilerinde sizin müşteriniz olabilmeleri adına mekanlarımızın hakikaten tam da sizin ve bizim istediğimiz gibi yenilenmesini, çağdaş, modern olmasını istiyoruz. Bu modernizasyon çok bir modernlik anlamında değil ama temizlik ve hijyen anlamında bayan arkadaşımla oraya gelebilme cesaretini bulabilecek durumda bir kahvehaneler tekrar inşallah kültürel anlamda hayatımızda devam etmesini sağlarsınız. Çünkü bunun bir kültür olarak kaybolması sizi de bizi de hepimizi üzer. Bizler kültürüne çok sahip, geleneklerine sahip bir toplumuz, ülke insanlarıyız. Onun için bu tür bir
yenilenme ve modernizasyon için göstereceğiniz çabaya biz de TV ailesi olarak hakikaten verebileceğimiz bir katkı varsa bizler de sizlerin yanınızda olacağız. Evet sevgili seyirciler, bugün de bir programımızın sonuna geldik. Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Sayın Erdoğan Göçer Beyefendi ile yaptığımız programımız burada sona eriyor. Kendisine çıktığı bu yolda tekrar biz de başarılar diliyoruz. Evet, kendisi, ailesi ve kentimiz için hayırlısı hangisi ise onların bu projede devam etmelerini dileyelim. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.